Arkadaşlar yine geldik çok önemli bir başlığa. Devlet anlayışı. İslam öncesi Türklerde devlet anlayışı önemli bir konu. Türk devletlerinde egemenliğin tanrısal olması ya da devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verilmesi hangi kavram ile açıklanır? Arkadaşlar bu kut kavramı ile açıklanır. Kut dediğimiz şey egemenliğin meşruiyet kaynağıdır. Egemenliğin ilahi olmasıdır. Devlet yönetme yetkisinin tanrı tarafından hükümdara verilmesidir. Ki bu devletin merkezi otoritesini güçlendiren bir faktördür. Ancak kutun kan yoluyla hanedan sülalesine geçmesi ölen hükümdarın yerine kimin geçeceği belli olmadığı için kavgaya da neden olur. Ama kut tek başına merkezi otoriteyi güçlendirir. Egemenliğin ilahi kaynaklı olduğunu, tanrısal kaynaklı olduğunu gösterir. İslam öncesi Türklerde hükümdarlık sembolleri nedir? Arkadaşlar ben kısaltarak ifade ediyorum ama kısaltarak yazacağım. Otav, çadır. Nevbet, davul. Kotuz, haber veriyor. Otav, nevbet. Arkadaşlar sorguç. Sorguç dediğimiz şey mızrağın ucuna takılmış at kuyruğu, sancak. Bunların dışında kama, berge, kılıç, yay. Bunlar Türklerde hükümdarlık alametleri. Tamam mıdır? Mesela taht. Taht. Örgin olarak geçer. Tekrar şöyle başladığınızda otav, çadır, nevbet, davul, sorguç, sancak, at kuyruğu. Arkadaşlar kılıç, berge, kama, yay, taht, örgün bunlar. Hatta bazı Türk devletlerinde para bastırmak bile hükümdarlık alameti olmuştur. Hepsinde değil. Yaygın olan genellikle arkadaşlar otağı, örgün, tahttır. Peki hiç olmayan ne? Bu dönemde hiç olmayan ne? Asla unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hiç olmayan hutbedir. Hutbe İslami unsur taşır, tamam mı? Hutbenin olmadığını unutmuyorsunuz. Tabii cülüs dağıtmak da yok. Ondan sonra arkadaşlar bu dönemde saray yok çünkü saray teşkilatımız yok bu dönemde. Yine bu dönemde arkadaşlar çetir, hükümdarlık şemsiyesi bunlar yok. Ama en yaygın olmayan şey hutbe. Hutbe İslam dönemde, bu İslam öncesi. İslam öncesinde hükümdarlık ünvanları neler? Yine ifade edeceğim, baş harflerini yazacağım. Tanhu, Şanyu. Tanhu, Şanyu sonsuzluktur. Genellikle Hun hükümdarları kullanmıştır. Teoman, Mete. Han, Hakan, Kaan, İltever, İlteriş, Erkin. Bunlar da genellikle Köktürk hükümdarları kullanmıştır. Han, Hakan, Kaan, İlteber, İlteriş, Erkin, Külerkin mesela. İdikut, İdikut. Bunu da genellikle Uygur hükümdarları kullanmıştır. Hatta Uygurlarda Mani'nin etkisiyle Ay Tengiri'de kut bulmuş, Kün Tengiri'de kut bulmuş gibi ünvanlar da vardır. Peki ne yoktur? Arkadaşlar sultan ünvanı yoktur. İslam öncesi Türklerde sultan yoktur. Sultan arkadaşlar İslami dönem ünvanlardır. Sultan, Sultanül Muazzam, Sultanül Azam, Padişah, Şah. Bunlar İslami dönemde var. İslam öncesinde asla yok. Bunu karıştırmıyorsunuz. Türklerde hükümdar olma hakkı kime aittir? Türklerde hükümdar olma hakkı kut bulmuşlara aittir. Kut verilmişlere aittir. Biz ona hanedan sülalesi diyoruz. Hanedan sülalesine ait. Peki hanedan sülalesi kim? Hükümdarın baba tarafından erkek akrabaları, oğulları, erkek kardeşleri, amcaları. Bunlar hanedan sülalesidir. Bunlara arkadaşlar genellikle tigin ya da tekin denilir. Tamam mıdır? Hükümdar çocuklarına ne isim verilir? Hükümdar çocuklarına arkadaşlar tigin ismi verilir ama bir yere vali olarak atandığında şat ünvanını alırlar. Şat o bölgenin valisidir ama hükümdar çocuğu olan valisidir. Hemen devam ediyorum. Türklerde ikili teşkilat hangi devletle başlar? Arkadaşlar Türklerde ikili teşkilat ilk defa Hunlarda başladı. Hun İmparatorluğunda başladı. Yani teşkilatı ilk Türk devletinin itibaren ikili teşkilatımız var. Özelliği nedir? Doğu, batı, güney, kuzey, üçok, bozok, iç, dış gibi isimlendirmeleri vardır. Ötüken doğudur. Ötüken tarafını yöneten genellikle Kaan ünvanı alır. Han, Hakan, Kaan. Batı yönetim ise Yabgu ünvanı alır. Kaan tamamen otorite sahibidir. Yabgu içlerinde serbest, dışlarında Kaan'a bağlıdır ama aslında iki tane hükümdar vardır. Peki
Böyle bir anlayışın ortaya çıkmasının sebebi nedir? Ülke toprakları çok geniştir. İkili teşkilatla bu yönetimi kolaylaştırmak istemişlerdir. Faydası bu. Zararı nedir? Arkadaşlar genellikle Türk devletleri yıkılmadan önce hep ikiye bölünmüştür. Bunun sebebi ikili teşkilat. Yani ikili teşkilat Türk devletlerinde merkezi otoritenin güçlü olmadığını ve Türk devletlerinin parçalanmaya yakın olduğunu da kanıtlar. Kurultay, yani diğer bir adı toy ve kengeş nedir? Üyeleri kimlerden oluşur? Arkadaşlar birincisi şu, kurultay eski Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü kurumun adıdır. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gibidir. Meclistir yani kurultay. Kotoy, kengeş denilir. Yılın belli zamanlarında toplanır. Yılda yaklaşık 3 kez toplanır. Üyeleri kimlerden oluşur? Arkadaşlar biz üyelerini bir kere toygun deriz, tamam mı? Toydan getirin. Toygun deriz üyelerine. Şuradan getiriyorsunuz bunu. Kimlerden oluşur? Çok basit. 1. Hükümdar. 2. Vezir. 3. Hatun. 4. Üst düzey devlet adamları. 5. Hanedan sülalesi. 6. Boy beyleri. Peki boy beylerinin olması biraz daha halkın temsil edildiğini gösterir mi? Evet, bu yorumu da unutmuyoruz. Kurultay bazı dönemlerde karar organı, bazı dönemlerde danışma organıdır. Kurultay karar organı ise hükümdarın yetkileri sınırlıdır. Kurultay danışma organı ise hükümdarın yetkileri sınırlandırılmamıştır, güçlüdür hükümdar deriz. Ayrıca kurultayın İslami dönemdeki divandan farkı nedir diye bir soru vardır. Mesela kurultay hükümdarı baştan alabilir, hükümdarı belirleyebilir. Asla İslam döneminde divanın hükümdarı belirleme, hükümdarı görevden alma yetkisi yoktur. Mesela divan-ı hümayun böyle bir yetkisi yoktur ama kurultayın vardır. Kurultayın başkanı hükümdardır. Hükümdar olmadığı dönemlerde veziri azam, vezir yani yuğuruş başkanlık yapar. Ama kurultayda hatun bir üyedir. O zaman devlet yönetiminde etkilidir. Ama divanda hükümdarların eşleri, yani İslami döneminde hükümdarların eşleri etkili değildir. Zaten hükümdarın eşi İslami döneminde devlet yönetiminde etkili değildir. Bunu unutmuyoruz. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşılığı olan kurultaya kimler başkanlık eder? Arkadaşlar hükümdar başkanlık eder, yani han başkanlık eder. Han olmadığı zaman vezir başkanlık eder. Kurultayın diğer Türk devlet ve topluluklarındaki karşılığı nedir? Arkadaşlar genellikle kurultay toy kengeş ismi verilmiştir ama Avrupa Hunlarında seçkinler meclisi, Tabgaş'ta nazırlar meclisi, Hazarlar'da ihtiyarlar meclisi, Peçeneklerde komenton, Tuna Bulgarlarında millet meclisi adını almıştır. Şu peçenekleri mümkün olduğu kadar unutmamakta fayda vardır. Türklerde bugünkü anlamda bakanlar kurulunun adı nedir? Bakanlar kurulunun adı arkadaşlar Türklerde Ayuki'dir. Ayuki hükümet yani. Bakanlar kurulu. O zaman günümüzdeki bakanlar kurulunun kök Türklerdeki karşılığı ne? Ayuki. Hükümet. Bakanlar kurulu. Başkanı kimdir? Vezirdir arkadaşlar. Başkanı vezirdir. Mesela Selçuklu'daki divanı saltanat gibi. Üyelerine ne denilir? Arkadaşlar bakanlar kurulu ya, üyelerine bakan anlamına gelen buyruk ismi verilir. Bunları unutmuyoruz.